çözüm sürecinden kasıt PKK'nın o alana yayılması ve alan hakimiyeti sağlaması. Konu bu. Başka bir şey yok. Başından beri de bunu söylediniz. Hayır kardeşim, en başından söyledim. Evet. Silah bırakmaz. Asla dediler ki Tayyip Hocam da o zaman dedi. Silahları bırakacaklar dedi. Evet. Çekip gidecekler dedi. Ya gitmezler dedim. Yaşlı olanlar, hasta olanlar ayrılır. O ayrı mesele. Evet. Gençlere imkan hazır dağa çıkmalar için dedim. Eski silahları bırakacaklar. Yeni eski silahı bırakır. Eski silahı da bırakmadılar. Ha, yeni silah dindiler, eski silahı da bırakmadılar. Onu da depoladılar. Evet. Mağaralarda. Siz bu komünizmin taktiği Leninizmin iki eliyle bir gelip gelip taktiği demiştiniz. Tabii. Dolayısıyla çözüm süreci diye bir konu yok. PKK'nın orada hakimiyet alanını genişletmesi çalışması var. Çözüm süreci denen olay buyur. Başka bir konu yok. Aksi gibi gösteriyor ama yalan söylüyorlar. Yani PKK bu konuda yalan söylüyor, oyun oynuyor. Koruculuk, geçici diyorsun ya. Ne gerek var buna? Geçici polis olur mu ya? Yani bu şerefli göreve o geldiğine göre artık sen onu ömür boyu koruyup kollamak durumundasın. Yani devlet olarak biz onlara sahip çıkmak durumundayız. Canını ortaya koymuş. Ve ailesini de canını ortaya koyuyor. Çoluğun çocuğunu da canını ortaya koyuyor. Böyle şerefli insanlara ömür boyu bakmak bizim üzerimize vazife. Bir ay bile canını ortaya koysa ömür boyu bakarız. Ama bak 30 yıldan beri köy korucu da yapıyorlar. Dolayısıyla öyle demeye gerek yok. Yani geçici köy koruyor, köy korucusu. Polis hükmünde olsun, gayet güzel sigortaları da olsun, maaşlar olsun, iftihar ederiz. Bu bize moral olur, seviniriz. Mutlu olmalara seviniriz.